Rusya nükleer silah kullanır mı? Dünya endişeyle takip ederken Rus devlet televizyonunda olası bir nükleer saldırının simülasyonu yayınlandı. Simülasyonda Londra, Berlin ve Paris saniyeler içinde sarmat füzeleriyle vuruluyor. Rusya, Ukrayna savaşında 2 ay geride kaldı. Rusya sahada istediği kazanımı elde edemedi. Dünya nükleer bir saldırı ihtimalinden endişeli. Endişeleri destekleyecek bir paylaşım Rus devlet televizyonundan geldi. Rusya bir kanalı, Moskova'nın nükleer saldırı haritası olduğunu iddia ettiği bir simülasyon yayınladı. Putin'in Avrupa'daki 3 başkente nükleer saldırı başlattığı senaryoyu simüle eden görüntülerde Londra, Paris ve Berlin'in hedef alındığı görülüyor. Rusya 1'de yayınlanan programda analistlerden biri Britanya adalarını vurmayı teklif ederken sunucu, "Bizler ciddi insanlarız" karşılığını veriyor. Ancak analist, "Ben ciddiyim. Bizi terör devleti olmakla suçluyorlar. Bir sarmat füzesi yeterli" diyor. Diğer analist ise, "Birleşik Krallık'ta nükleer füze var. Bu savaştan sağ çıkan olmaz. Sarmat füzeleri Birleşik Krallığı vurursa boş bir gezegen olur burası" ifadesini kullanıyor. Bunun üzerine nükleer saldırıyı savunan analist, "Boş bir gezegende sıfırdan başlarız" diyor. Görüntülerin ekrana geldiği programda "asla asla" deme ifadeleriyle Rusya'nın Rusya ile kara bağlantısı olmayan Kaliningrad uzantısından fırlatılacak bir sarmat füzesiyle Berlin'in 106 saniyede, Paris'in 200 saniyede, Londra'nın 202 saniyede vurulacağı gösterildi. Geçtiğimiz günlerde de bir televizyon programında Russia Today genel yayın yönetmeni Margarita Simonyan, "Ya Ukrayna'yı kaybedeceğiz ya 3. Dünya Savaşı çıkacak. Liderimizi tanıyorsak kaybetmektense 3. Dünya Savaşı daha muhtemel görünüyor. Korkunç ama durum bu" demişti. Украины, украинского народа, безусловно, не все. Я надеюсь, что даже не большинство. Рус лидер Путин де Сармат кыталар арасы баллистик системинин тамамланмак үзере олдууну сөйлемиш, Сармат үзериндеги чалышмалар актив олорак илерлиёр ве шу анда сон ашамада ифаделерини кулланмышты.